Günaydın. Soğuk bir Ankara sabahında beraberiz, hep beraberiz. Sayın Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Uygulama Merkezi APAM, kısa adıyla söylüyorum aslında, uzun adı daha fazla biliyorsunuz. APAM izleyicileri diyelim. Bugün yurdumuzun dışından ama kardeş bir ülkeden, Azerbaycan'dan çok değerli bir uzmanımız var. Kendisiyle bir sohbet yapacağız. Temel konumuz Azerbaycan ve Çin ilişkileri bağlamında bu kuşak ve yol projesinin Azerbaycan'la olan ilişkisi, Azerbaycan'ın kuşak yol projesine bakışı ve hani eğer imkan olursa bunun bu ne diyelim Azerbaycan'la Çin arasındaki bu bağlantının Türkiye'ye etkileri olumlu olumsuz olur mu olmaz mı? Bu konuda çok değerli bir arkadaşımızla bir akademisyen dostumuzla görüşeceğiz. Bugün Vüsal Guliyev beyefendiyle beraberiz. Vüsal Bey halihazırda Harvard Üniversitesi Davis Merkezi'nin araştırmacısı ve yine aynı zamanda Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi'nde doktora adayı, çalışmalarını devam ettiriyor. Ve bu salgından biraz önce de diyelim bizim konuk araştırmacımız olarak Asya Pasifik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Günaydın Vüsal, nasılsın? Her şey yolunda mı? Sağ olasınız. İnşallah siz de iyisinizdir. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdilik iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim öncelikle davetimizi kabul ettiğin için. Şeyde de girişte de söylediğim üzere bugün senden şunu rica edeceğiz. Yani bu Çin'in kuşak yol projesi Azerbaycan'dan geçiyor mu? Kuşak yolun Azerbaycan için önemi var mı? Bu ilişkiler Azerbaycan-Çin ilişkileri nasıl ve Azerbaycan'la Çin arasındaki ilişkilerin gelişimi sence Türkiye'ye de olumlu ya da olumsuz bir etkisi olur mu? Bu konularda bir sohbet etmek isteriz. Uygun gördüğün zaman başlayabilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Görüntü de paylaşabilirsin. Çok teşekkür ediyorum ve şimdi seni dinliyoruz. Tabii hocam. Öncelikle sizi tekrar görmek çok güzel ve beni davet ettiğiniz için size minnettarım. Dediğiniz konu üzere haritalar paylaşacağım. İzninizle haritasız olmaz bu konu. Evet. Hocam yalnız siz izin vermiyor, sizin karşı tarafta bir sıkıntı var diyor ekran paylaşımıyla ilgili. Öyle mi? Hmm. Yardımcı olursanız. Hemen olmaya çalışacağım. Olmasa da ben direkt konuya geçelim Anladım. isterseniz. Siz isterseniz konuya geçin. Ben Ben direkt imkan olursa şey yapmaya devam edeyim. haritayla da anlatırım daha iyi anlanması Tamam. için. Şimdi bir kuşak bir yol projesi ya da basit ismiyle kuşak yol inisiyatifi diye tabir ettiğimiz proje. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2013 yılının sonunda Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında duyurduğu ve genel olarak Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlamayı amaç edinen tarihi İpek Yolu hattındaki önemli ekonomiler arasında bir ulaştırma altyapısı. Aynı zamanda da ticaret ve yatırım bağlantısı kurmak olan bu girişim. Birçok günümüzün uzmanları tarafından da küresel ekonomiye büyük ivme kazandıracak dönüşümün tarihi bir adım olarak da nitelendiriliyor. Bilhassa Asya ve Afrika kıtalarının gelişmemiş veyahut gelişmekte olan ülkelerini kapsayan ve karşılıklı ekonomik fayda sağlamayı hedefleyen Çinliler bunu win-win diye tabir ediyorlar ve bu çok onların sevdiği bir konu. Bu bağlamda küresel ekonomik işbirliği projesi olan Kuşak ve Yol için Çin yaklaşık 1 trilyon dolarlık büyük bir bütçe ayırmış ve Marshall Amerikan Avrupa için tahsis ettiği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall planından sonra dünyada en büyük bütçe ve hacme sahip olan ikinci bir proje olarak görülüyor. Şuna dikkat etmemiz lazım. Kuşak ve yol projesi iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki kara ve demir yolundan müteşekkil İpek yolu ekonomik kuşağı, diğeri ise deniz İpek yolu kuşağıdır. Aynen. Ekranı paylaşayım. Paylaşabilirsiniz. Aynen hemen. Şimdi haritada gördüğümüz üzere bu eski İpek yolu Çin'den geçmekle Orta Asya, oradan İran, Kafkaslar, Anadolu,
ardından Balkanlardan geçiyor. Bu şimdi bahsettiğimiz kuşak ve yol projesinin kara kısmını oluşturan bir bölümü. İzninizle. Bahsettiğimiz gibi yeşil hat SGPEC yolunun rotasıyla giden bir hat. Mavi hat ise Deniz İpek yolunu gösteriyor. Enteresan bir durum. Bu bahsettiğimiz deniz yolu aynı zamanda 15. yüzyılda meşhur Müslüman admiral olan Cınhı'nın ciddiği rota. Aynı limanlar, hemen hemen aynı rota ve aynı Deniz İpek yoluyla devam ediyor. Şimdi bildiğimiz gibi günümüzde bir yıl içinde Çin'den Avrupa'ya gönderilen 10 milyon konteynerin %96'sı deniz yoluyla ve yalnızca %4'ü Kuzey Koridoru olarak adlandırılan Trans-Sibirya Demiryolu hattı üzerinden gitmektedir. Trans-Sibirya Demiryolu hattının da ana kısmı Rusya'da. Şimdi Çin bu projeyle de biraz Rusya'yı bypass etmek istiyor. Yani Rusya'dan yan geçerek. Şimdi Rusya olacak tabii bu projenin içinde de, Rusya'sız olmaz ama önemli bir kısmını diğer ülkelere de taşımak istiyor bu yolun. Kuşak ve yol projesi vasıtasıyla Çin, Merkez Asya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan gibi birçok ülkeyle birlikte yapılacak demir ve karayolu bağlantılarıyla Avrupa ülkelerine ulaşmayı hedeflemektedir. Ve Çin'de üretilen malları tüketim merkezlerine hızlı bir şekilde ulaştırmayı amaç edinen bu proje yapılacak ekonomik yatırımlarla kalkınmakta olan ülkeleri, demin bahsettiğimiz ülkeleri, finansman anlamında destek sağlamayı da hedefliyor. Azerbaycan, kuşak ve yol güzergahının 6 ekonomik koridorundan biri olan, 6 ana koridordan oluşmakta bu proje ve bu koridorlardan bir tanesi Çin, Merkez ve Batı Asya koridoru üzerinde yer alıyor. Şimdi bu koridora Merkez Asya, Kafkaslar ve Türkiye dahil. Haritada da gördüğünüz üzerine Çin, Merkez Asya ve Batı Asya ekonomik koridoru. Bu koridor diğer koridorlarla kıyasladığımız zaman 2000 kilometre daha kısa, daha ucuz ve iklim koşulları bakımından daha elverişli. Ve bu sayede deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini 1/3 oranda azaltarak ürünlerin hedefine 15 gün daha önce varmasını sağlıyor deniz yoluyla kıyasladığımızda. Bir diğer konu projenin devamı niteliğinde 2016'da kuşak ve yol ülkeleri 70'e yakın ülke dahil bu projeye, Azerbaycan ve Türkiye'de aynı zamanda. Bu projelerin gerekli altyapı inşasını destekleyebilmek için ve özel sektörün banka imkanlarından faydalanmasını temin etmek amacıyla da toplam sermayesi 100 milyar dolardan fazla olan ve Çin'in önderliğinde 57 ülkenin de bir araya gelmesiyle kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın ilk kurucu üyelerinden biri de Azerbaycan ve Türkiye olmuştu. Şu an için 75 üyesi var bu bankanın ve Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu toplam 7 ülkenin ulaşım, enerji ve kentsel gelişim ve altyapı inşasını desteklemeyi amaçlayan 9 proje için 2 milyar dolarlık kredi desteği sağlamış durumda bu banka şimdiye kadar. Bu projeden önceki Azerbaycan-Çin arasındaki ilişkilere biraz değinmek istiyorum. İki ülke arasında ticaret hacminin her geçen yıl artmasına rağmen Azerbaycan Kafkaslar'da tek başına Çin'le olan ticari projelerdeki pay %55'lik bir kısmı. Geri kalan pay %45'lik kısmı Ermenistan'la Gürcistan arasında kalıyor. Ama bu yine de az. Mesela vaziyeti daha iyi anlama açısından Azerbaycan'la hemen hemen aynı tarihe, geçmişe, devlet yapısına, coğrafi şartlar ve doğal kaynak rezervlerine sahip Merkez Asya ülkeleriyle kıyaslayacak olursak, gerek hükümetler arası gerekse de finans ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin ne kadar düşük seviyelerde olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Mesela kuşak ve yol girişiminin duyurulmasının ardından 8 yıl geçmesine rağmen hala Çin'in katılımcı şirketleri, kuruluşları fazla bir Azerbaycan'a yatırım yapmadı. Mesela Azerbaycan dışındaki diğer ülkelere şu ana kadar 90 milyar dolar civarında bir yatırım yapılmış bu proje çerçevesinde. Ama Azerbaycan hala yatırım alma hacmi açısından biraz geride kalıyor. Ve doğal olarak Azerbaycan'da Çin'in ilgisini çeken en büyük alan enerji sektörüdür.
ve Azerbaycan sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynakları iç ülke arasındaki ilişkilerde işbirliğin ana alanlarından biri olmaya devam ediyor. Ve şu anki verilere göre Pekin Azerbaycan'ın en büyük kredi tedarikçileri arasında yer almasa da geçen yılın son ayında, Aralık'ın sonunda faaliyete geçmiş Trans Anadolu gaz boru hattının inşası için Azerbaycan tarafına 600 milyon dolarlık bir kredi tahsis etmiştir. Bildiğimiz gibi bu Trans Anadolu gaz boru hattı da ana ülkelerinden biri de Türkiye. Transit ülke olarak burada önemli bir strateji konuma sahip. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz 2 gaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır bu TANAP projesinin ve TAP projesinin amacı. Ve geçtiğimiz aylarda faaliyete başlamıştır. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden İtalya, Adriyatik kıyılarına kadar ulaştırıyor ve bu projeye de Çin'in başta belirttiğimiz Asya Altyapı Bankası 600 milyon dolarlık bir kredi tahsis etmiştir. Yani Çin bu proje çerçevesinde sadece yollar, tren rayları değil, aynı zamanda diğer sektörlere de yatırım yapmayı hedefliyor. İki ülke arasında kuşak ve yol girişimi üzerinden geliştirilmeye çalışılan ekonomik ve siyasi ilişkiler sayesinde ve aynı zamanda bu husus çok önemli, Azerbaycan hükümetinin petrol dışı ihracatı desteklemek amacıyla Çin'de de yatırımlara başlamış. Şu ana kadar 2 milyar dolar civarında bir yatırım yapmış Çin'e. Herkesin bildiği gibi Çin'in pazarı, özellikle orta sınıf piyasası çok büyük. Azerbaycan da bundan pay almaya çalışıyor. O yüzden 2017 senesinden itibaren Pekin'de ticaret temsilciliği bulunduruyor hükümet. Ve temsilciliğin aracılığıyla da Çin'in çeşitli bölgelerinde gıda sektöründen emlak sektörüne kadar çeşitli alanlarda yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor Azerbaycan hükümeti. Farklı farklı şehirlerde, mesela Şanghay, Urumçi, Guangzhou'da devlet desteğiyle ticaret evleri açılmış ve Made in Azerbaycan projesi altında ürün tedarikine meşguller. Bütün bu atılımlar Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 2015 senesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Çin ziyareti sırasında yaptığı diplomatik görüşmeler sayesinde mümkün olmuştur. Pekin'de müzakerelerde bulunduğu üst düzey devlet yetkililerine uluslararası altyapı projelerindeki karşılıklı istişarelerde bulunmanın, ortak katkının ve karşılıklı işbirliğinin önemini aktarmıştır İlham Aliyev. Ve en önemlisi 2019'da ikincisi düzenlenen ve 40 ülkenin iştirak ettiği Uluslararası Kuşak ve Yol Forumuna katılan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel davetçisi olarak görüşmeler yapmış ve bu görüşmeler sırasında 820 milyon civarında 10 yeni anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan en önemlisi Çin Telekom'la Azerbaycan Telekom'un bilgi ve iletişim teknolojileri alanında aralarında imzaladıkları Dijital İpek Yolu adı verilen ve Çin'in internet trafiğinin Azerbaycan üzerinden, dolayısıyla oradan da Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması konusundaki strateji işbirliğini ele alıyor bu anlaşma. Ve dediğimiz gibi Azerbaycan'ın kuşak ve yol girişiminin Batı Asya güzergahında önemli ölçekte katkı sağlayacak yatırımların başında lojistik ve taşımacılık geliyor ki burada da gördüğünüz gibi Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı bu bahsettiğimiz koridorun ana kısımlarından birini oluşturuyor. Çin'den çıkan trenler Kazakistan geçmekle, oradan da Hazar Denizi ile bu kısım Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı adlandırılıyor. Bakü'den de dolayısıyla Gürcistan ve Türkiye yoluyla Avrupa'ya ulaştırılıyor. Kazakistan hükümeti ile Azerbaycan hükümeti birkaç yere istişarelerde bulunmuş ve bazı anlaşmalar yapılmış. Ve bunların başında bahsettiğimiz gibi bir de şey geliyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı. Bu proje uzun zamandan beri, 2007 senesinden beri çalışılıyor ama geçen senelerde tamamlandı. Sadece 10 sene sonra, 2017 senesinde hizmete sunuldu Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı. Bu hattın haritada da gördüğünüz gibi 503 kilometresi Azerbaycan, 76 kilometresi Türkiye ve 259 kilometresi Gürcistan topraklarından geçiyor. Ve Çin'le Avrupa'yı
Kafkaslarla Orta Doğu'yu ve Anadolu'yu, Karadeniz'le Hazar Denizi'ni birbirine bağlıyor ve Demir İpek Yolu adlandırılıyor bu proje. Çin'den çıkan yükler Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye rotasını takip ederek Avrupa'ya kadar taşınabilmektedir. Bu proje tam kullanılmasa bile, yanlış hatırlamıyorsam 4 yahut da 5 defasında bir deneme amaçlı taşımalar yapıldı. Hatta en sonuncusu geçen ay yapıldı. Özellikle şu pandemi arifesinde birçok ülkenin sınırının kapanması bu projeye dikkatleri daha da artırmıştır. Aynı rotayla da Avrupa'dan taşınan mallar yine aynı ülkeler üzerinden Çin'e ulaşabilmektedir. Özellikle Azerbaycan tarafı bahsettiğimiz Baku-Tiflis-Kars demir yolunun bölgedeki taşıma yollarına önemli bir alternatif olacağını, Batı Asya Ekonomik Koridoru'nun demir yolu trafiğinde önemli bir rol üstleneceğini öngörmektedir. Lakin demin bahsettiğim gibi şimdilik sadece 1 milyon yolcu ve 6 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan bu hat, gelecek yıllarda 3 milyon yolcu, 20 milyon ton yüke ulaşacağı ve önümüzdeki 10 senede şu anki kapasitesinin 2 kat daha fazla yük taşıyacağı görülmektedir. Bir de şöyle bir şey var. Azerbaycan yalnızca taşımacılık değil, aynı zamanda da liman projelerini de takdim ediyor bu kuşak ve yol girişimi için. Şu an çok aktif kullanılmasa da 2018 senesinde açılan Elet Limanı, Bakü'den tahmini 70 kilometre uzaklıkta yerleşen bir liman, Hazar Denizi'nde en büyük liman konumunda, tarihen en büyük liman konumunda olmuş bir liman. Ve en önemlisi bu liman Bakü'den Rusya'ya uzanan Kuzey Demiryolu hattı. Gürcistan, Karadeniz, Türkiye ve oradan da Avrupa'ya uzanan Batı Demiryolu hattı ve Cüneye, yani İran sınırlarına kadar uzanan Cüney Demiryolu hattı gibi uluslararası hatların kesiştiği noktada bulunuyor. Ve bu liman ilk aşamada yıllık 15 milyon ton yük. Tabii ki bu rakamlar Çin için çok ufak bir rakamlar. Lakin Azerbaycan ve bölge için büyük önem arz eden bir rakamlar. Konteyner sayı da yine üçüncü aşama için 1 milyon konteyner taşınması planlanıyor. Lakin dediğim gibi şu an bazı kısımları askıya alınmış durumda. Ve bahsettiğimiz gibi orta koridor dediğimiz Merkezi Asya, Kafkaslar ve Türkiye, bu ülkelerden veyahut bölgelerden biri olmazsa zaten bir kopukluk oluşur. O yüzden Azerbaycan'dan bahsettiğim takdirde bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Bu aynı zamanda Kazakistan'ı da ilgilendiriyor, Türkmenistan'ı da ilgilendiriyor. Nitekim böyle bir proje de var. Lapis Lazuli transit hattı diye. Bu proje geçtiğimiz haftalarda resmiyete kavuştu. Azerbaycan, Türkmenistan ve Afganistan arasında bir anlaşma yapıldı. Yine bu projede orta koridorun ana hatlarını oluşturacak nitecinde bir şey. Ve Afganistan'ı da daha aktif oyuncu haline getiriyor bu proje. Bildiğimiz gibi Afganistan, Avrasya'nın kalbinde yerleşen çok önemli bir jeostrateji konuma sahip ülke. Ülke o yüzden ve Türkmenistan'la da Azerbaycan hükümeti ilişkilerini çok iyi tutmaya çalışıyor. Gaz anlaşmaları yaptı. Çünkü tarihen Hazar Denizi'nde Sovyetlerden kalma tartışmaya neden olan gaz sahaları var. Onunla ilgili anlaşma yaptık. Çünkü biz sadece dediğim gibi mal taşımacılığı değil, aynı zamanda enerji sektörü, yani gaz ve petrol taşımacılığında da transit ülke olmak istiyoruz. Sadece bunu temin eden ülke değil, aynı zamanda Kazakistan ve Türkmenistan'dan gelen doğal kaynakları Türkiye, Gürcistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak istiyoruz. Bu kısım bildiğimiz kısım, yıllardır konuşulan bir kısım, en azından son 10 senedir konuşulan kısım. Böyle bir durum var. Özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra, Azerbaycan'ın zaferiyle biten 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra alternatif bir yol olan Mehri, Azerbaycan eski eyaletlerinden Mehri, şu an Ermenistan'ın bir bölgesi, Nahçıvan'la ana kara Azerbaycan arasında yerleşen bir bölge, o hat üzerinden yeni bir yol ve demir yolu inşası düşünülüyor. Bu Sovyet zamanı mevcut olmuş bir durum. Burada önemli devlet, yani kazanacak devletler tabii ki ilk önce Türkiye. Çünkü
koridorların sayına kadar çok olursa o kadar iyi. Şimdi savaş olabilir, pandemi olabilir, Gürcistan sınırında herhangi bir sıkıntı olabilir. O yüzden mesela Nahçıvan, Azerbaycan'ı birleştiren demir yolu olursa bu direkt Türkiye'nin Avrupa'ya, oradan da Rusya'ya ve dolayısıyla Çin'e açılması için yeni bir koridor oluşturulması demek. Ocak ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Cumhurbaşkanı bununla ilgili bir anlaşmaya vardılar. Büyük ihtimalle önümüzdeki 1-2 sene içinde bu projeye, çünkü bu projeyle her üç ülke ilgileniyor. Yani Ermenistan kendisi de ilgileniyor. Belli orada ekonomik durum çok berbat. Türkiye'yle sınırlı, sınırlar kapalı. Böyle bir proje onun için çok, yani ekonomik açıdan çok avantajlı bir duruma getiriyor Ermenistan'ı. Şimdi bir de Çin'in bu konulara yaklaşımı çok önemli. Çünkü Çinliler bir bölgede sıkıntı, tartışmaya neden olacak bir sorun varsa oraya çok girmek istemiyorlar. Şu Karabağ Savaşı'nın, Karabağ probleminin çözülmesi aslında bölge için çok avantajlı. Çünkü Çin dediğim gibi sıkıntının çözüldüğü yere çok hızlı yatırımlar yapmaya meyilli bir ülke. Aksi takdirde oradan uzak durmaya tercih ediyor. Bu tarihten gelen bir durum, bir yaklaşım. Ve mesela Çin Ermenistan'a yatırım yaptığı zaman Azerbaycan tarafı şikayetleniyordu. Aksi de olduğu takdirde Ermenistan tarafı şikayetleniyordu. Şimdi bu iki ülke ekonomik alanda en azından ortak bir şey bulurlarsa, Çin bu transit dediğim bu demir yolu, yeni kurulacak demir yolu onlar için ortak bir şey. Bu Çin'in bölgeye gelmesi açısından da çok önemli. Durum bu ama tabii ki sadece bu konular değil. Azerbaycan'da belli sıkıntılar var. Bizim 2 gün önce çıkan kitabımızda da bahsettiğim bir konu. İki ülke arasındaki etkili bir koordinasyonun oluşmaması, süreklilik arz eden nitelikte projelere katılımların gerçekleşmemesi, uluslararası ticaret ve ikili işbirliklerinin başarılı bir şekilde gelişmemesi bu konuya etki eden mevzulardan bir tanesi. Ve ortak işbirliği proje alanında olumlu anlamdaki bütün ilerlemelere rağmen hala Azerbaycan'da birçok alanda stratejik yönetim düşüncesinin eksikliği, kamu kurumları içerisinde örgütsel büyüklük ve verimsiz bürokratik yapı, bunun bir kısmını biz Türkiye'de de görebiliriz. Serbest piyasa ve açık pazar ekonomisinde ticari ve ekonomik yaşamın gelişimini sağlayan en temel faktör olan serbest rekabet düzeninin korunmaması gibi şeyler Çin'in Azerbaycan'da yatırımlarının önüne kesen engellerin başında geliyor diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Birkaç soru sorabilir miyim aklıma? Yani kısaca aslında değindin ama gördüğüm kadarıyla yapılması planlanan hemen hemen bütün yollarda Ermenistan ve anladığım kadarıyla İran dışı bırakılmış. Operasyon dışı bırakılmış. Doğru mu? Anlıyorum. Aynen. Dediğimiz gibi özellikle bu Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun Gürcistan üzerinden Türkiye'ye inşa edilmesi. Mesela o demir hattı, aynı zamanda demin bahsettiğimiz gaz ve doğal petrolü taşıyan borular Ermenistan'dan geçseydi aslında bizim için daha iyi olurdu ekonomik açıdan. Çünkü yol olarak kısa. Daha kısalıyor, evet. Aynen. Aksi takdirde bir de Gürcistan'a çok bağlı kalıyoruz bu konuda. Doğru. Yani belki aslında şöyle düşünebiliriz. Ermenistan 30 yıl süren neredeyse fazla süren bu ne diyelim bir şekilde Azerbaycan ordusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de desteğiyle bu haksızlığa son verdi ve hakkı olan toprakları geri aldı. Şimdi sonuç itibariyle normal şartlarda aslında çok hani mesele çözülmüş gibi gözüküyor şimdilik. Yani belki Ermenistan'ın ikna edilip ya da dahil edilmesi böyle bir projeye, fakat hani tamamen ana yolların Ermenistan üzerinden aktarılması uzun vadede Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne gibi olumlu olumsuz yansımalar olur onu öngöremiyorum ama en azından hatlardan birinin Ermenistan üzerinden geçmesi, eğer bizlerin de haklarına bir zarar vermiyorsa düşünülebilir. Ya ben şunu sormak istiyordum. Ermenistan ve İran'ın bu projelerin dışında bırakılması acaba Çin'in
bölgedeki dengeleri göz önüne alarak yaptığı stratejik bir dışarıda bırakma mı, yoksa coğrafya mı bunu böyle yapmasına sebebiyet veriyor? Yani mesafeler mi burada belirleyici olan, yoksa bir strateji de var mı? Yani ilginç, çünkü Ermenistan ve İran'ın bu işin dışında tutulması bana biraz ilginç geldi. Demin dediğim gibi aslında tarihi İpek Yolu haritasına bakacak olursak, yani ana hat bugünkü Kuzey Azerbaycan, yani bağımsız Azerbaycan topraklarının değil, daha çok Güney Azerbaycan, başkenti Tebriz şehri olan, ki Tebriz de Orta Asırların bilinen en meşhur ticari şehirlerinden bir tanesi, oradan geçiyor. Yani bugünkü şimdi Bakü'den geçenler var da, ama onlar ana değil, yan alternatif olarak. Evet. Şu ançı proje dahilinde bile zaten ortada kesin bir şey yok. Hepsi test aşamasında olan bir proje. Yani gelecekte zaten kesin bir hattın olması da kimse için faydalı değil. Demin dediğim gibi alternatiflerin olması için uğraşıyor Çin. Şimdi İran'dan büyük ihtimalle geçecek. Hatta İran'dan direkt Türkiye'ye de geçebilir, ama burada coğrafi açıdan aslında İran avantajlı, ama politik açıdan avantajsız. Ki İran'a uygulanan ambargolar olsun veyahut İran'ın hatta mesela Reşt diye bir hat var. Güney Azerbaycan'dan İran'a giden bir demir hattı. O teknolojik açıdan çok geride ve İran'ın bunu inşa etmesi için bir bütçesi de yok. Bir de önemli bir husus var. Çin kredi teklif ediyor. Ama bu tartışılan bir konu şu. Bu kredi borç tuzağı mı? Bir devleti de Çin'e bağlamak mı? Yoksa Çin hakikaten yani bunlara yardım etme amacıyla yapıyor. İran bence iki konuda dezavantajsız. Bir, ayıracak büyük bir bütçesi yok. Hatta Azerbaycan tarafı teklif etmişti İran'a bu projenin Cüney Demir Yolu hattının yeniden inşası için. Azerbaycan'da bütçe var. Özellikle petrol bağımlılığını azaltmak için sunulan bu projelere büyük bütçeler ayırıyor. Evet. Çin tarafın dediğim gibi iki sıkıntısı var İran'la ilgili. Bir ambargo, iki de İran'ın böyle projelere çok sıcak yaklaşımının olmaması. Mesela Özbekistan'a Çin özellikle son yıllar. Mesela Özbekistan normalde 4-5 sene önce Çin'in öyle planı dahilinde değildi. Evet. Ama son yıllar Özbekistan'da bildiğiniz gibi yeni bir neslin hakimiyete gelmesi ve Rusya'dan biraz uzaklaşmaya gayret etmeleri ve Rusya'dan uzaklaştıkça da tabii ki bölgede diğer oyuncu olan Çin'e yaklaşmaları ve Çin'in de aynı zamanda büyük Özbekistan piyasasına açılmasıyla beraber oradaki projelere daha çok yatırımlar yapıyor. İran kısmında dediğim gibi en büyük sıkıntısı ambargo meselesi. Ya ben şey için çok önemsedim de, bizim stratejik olarak Türk dünyasına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köklerinin olduğu Türk dünyasına, diğer Türk devletlerine doğrudan bir hat oluşturması bakımından Ermenistan ve hatta Ermenistan'dan bir hat geçerken İran'dan da bir hatın geçmesi, çünkü demin dediğimiz gibi bir tarafta problem olursa bir taraftan sürekli bir geçişin olması, yine Karabağ, Nahçıvan'dan Karabağ, o işte Rusların kontrolündeki bir koridorla bu manada Türkiye ile Azerbaycan'ın efendim birleşmesi, bu manada Orta Asya ile dediğimiz Türkistan coğrafyasıyla birleşmesi önemli. O zaman demek ki şöyle de demek mümkün. Her ne kadar riskler barındırdığı iddia edilen bir proje olsa da, bu kuşak yol projesi bağlamındaki bu demir yolları, aslında en azından ticari olmasa bile doğrudan, ama Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ikisinin birlikte belki de Türkistan'a bir yollarının olması bağlamında sanki bir imkan vaat ediyor gibi. Evet, tabii bunun üzerinde olabildiği kadarıyla artısı eksisi hususunda daha çok akademik araştırmalar yapılması lazım. Olay çünkü duygusal bir olay değil. Hem bizim için hem Azerbaycan ve şüphesiz tabii ki Çin ve kuşak yoldaki diğer ülkeler için. Burada ülkelerin menfaatine ve kazan kazan anlayışına uygun olacak şekilde eğer ortada bir proje varsa bu tabii ki desteklenir ve desteklenmelidir de. Aynı zamanda dünya barışına da bir faydası olacaksa,
refahın yayılmasında, refahın eşit olarak dağıtılmasında bir faydası olacaksa tabii ki her yönüyle bu iş incelenir ve belki Azerbaycan'da, Ermenistan'da, İran'da, Türkiye'de daha çok katkı sağlamaya bu projeye çalışırlar. Tabii burada bir şekilde bu projelerin gerçekleşebilmesi için Rusya'nın da anladığım kadarıyla bir şekilde tatmin edilmesi lazım. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla Trans-Sibirya Demiryolu 1890'da inşaatına başlanan ve aslında hem Rusya'nın hem Doğu Asya'nın bağlandığı bir atardamar şeklindeki bu hattın işlevsiz ya da daha az işlevli hale gelmesi Rusya'yı rahatsız edecektir diye düşünüyorum. Belki bir şekilde tam projenin kılcal damarlarını bilmiyorum ama kılcal damarlar vasıtasıyla Trans-Sibirya'ya da eklemlemeler yapılabilirse, Rusya da bu işten menfaat elde edeceğini hissederse sanki bazı şeyler daha da kolaylaşır diye düşünüyorum. Rusal, çok teşekkür ediyorum sana. Çok önemli bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Ki belirttiğin gibi sen esas bizim Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi APAM'ın APAM Çin Çalışmaları 1 adlı kitabında zaten bu konuya değinmiştin. Bu kitap Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi APAM'ın web sitesinde ücretsiz olarak tüm okumak isteyenlere, tüm okurlara, yerli, yabancı, açık. Sadece bu kitabımız değil, diğer merkezimizin Doğu Asya ile ilgili yayınlamış olduğu 8 kitap da ücretsiz olarak PDF formatında var. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu sohbetimizin ilk olmamasını, daha doğrusu ilk olan bu sohbetimizin burada tamamlanmamasını istiyorum. Eğer sen de uygun görürsen belli aralıklarla yine sohbet etmek, konuşmak isterim. Çok teşekkür ederim Musa. Ben teşekkür ederim hocam. Tabii seve seve, yani devamının gelmesini ben de dört gözle beklerim. İnşallah yeni projelerde buluşma dileğiyle. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, bizi zannediyorum bu programdan da, bu sohbetten de keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Lütfen bizi izlemeye devam ediniz. Elimizden geldiği kadarıyla askeri, siyasi, politik, kültürel, hatta spor, turizm, aklımıza gelebilecek hemen hemen her konuyla ilgili Musal Bey gibi konu uzmanlarını bulup onlarla sohbet ederek akademiyamızı ve halkımızı bilgilendirmeye, haberdar etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Esen kalın, sağlıkla kalın.